Arkadaşlar merhaba. Bugün 9. sınıf ilk ünitesi olan Study Abroad ünitesinin ilk sayfasını incelemekteyiz. Ünitemiz Study Abroad yani yurt dışında okumak adı altında gerçekleşen metinleri içermekte. Bu metinleri incelerken de bize katmak istediği, bizden istediği ise ülkeleri ve ulusları tanımamız gerekiyor. Şimdi ilk sayfada gördüğümüz bir aktivite var ama bu aktiviteye geçmeden önce az önce söylediğim ülke ve ulusla biz ne kastediyoruz ona bir bakalım. Şimdi bizim hem ülke hem de ulus diye adlandırdığımız iki tane yapımız var. Onlardan bahsedeceğim birazdan. Öncelikle başlayalım. Bizim yaşadığımız ülke bir de bir milliyetimiz ki bu İngilizce'de nationality olarak geçmekte. Biz bir ülkede yaşıyoruz ve o ülkede yaşadığımız için bize verilen bir milliyetçilik ismi oluyor. Örneğin şuna bakmak gerekirse biz hangi ülkede yaşamaktayız? Türkiye'de yaşamaktayız. Ülkemiz bizim Turkey. Nationality'miz ise yani ulusumuz, milliyetimiz ise Turkish. Ülkemiz Turkey ve bizim ulusumuz Turkish. Mesela what is your country dediklerinde, ülken ne dediklerinde biz I am from Turkey diyoruz ya da where are you from diye sorulduğunda I am from Turkey, I am Turkish diyoruz. Yani ülkemizi sorarken nerelisin sorusuna cevap veriyoruz. What is your nationality? Ulusun ne? Diye sorduğunda ise soru Turkish. Biz Türküz. I am Turkish diyoruz. Şimdi belli bir sürü ülke, bir sürü ulus sıralayabiliriz ama bizim en yaygın şekilde görebileceğimiz uluslardan ve ülkelerden bahsetmek istiyorum. Örneğin, what is your country dedik. Bir arkadaşımız Britain olsun. What is your country dedik. Buna cevap, I am from Britain. Ben Britanyalıyım. Peki bu arkadaş Britanyalıysa ulusu ne oluyor? British oluyor. Gelelim başka bir ülkemize. En sık kullanılan ülkelerden biri tabii ki de Germany. Almanya demek oluyor. What is your country diye sorduk. Buna cevap olarak I am from Germany dedi bir arkadaşımız. Ve karşılığında da ulusunu soruyoruz. Tamam, Almanyalısın ve ben Almanım diyebilmek için de German diyoruz. I am German. Ben Almanım. Diğer yaygın olarak kullanılan bir ülke ise İtalya. Sorduk soruyu. What is your country? Cevap geldi. I am from Italy. Where are you from'a karşı her zaman country kısmındaki ülkeleri kullanıyoruz. Peki, what is your nationality diye sorduk İtalyan arkadaşa. O zaman da o bize I am Italian diyecek. Ben İtalyanım. Diğer bir ülkeye geçecek olursak, en yaygın kullanılan ülkelerden bir tanesi, hemen şunu sileyim. France. What is your country dedik. Karşıdaki I am from France dedi. What is your nationality diyorum o zaman. O da bana karşılık olarak I am French. I am French. Ben Fransızım diyor. Geldik başka sık kullanılan ülkelerden bir tanesi. Spain. What is your country? I am from Spain. Ben İspanyalıyım diyoruz. Peki what is your nationality diye sorduğumuzda I am Spanish. Ben İspanyolum diye cevap veriyor karşıdaki. Diğer bir sık kullanılan ülkemiz China. What is your country dedik. I am from China diye karşılık verdik. What is your nationality diyoruz. Peki senin ulusun ne o zaman? Tamam, Çinlisin. I am Chinese diyor arkadaşımız. Yani ben Çinliyim olarak çeviriyoruz. Diğer bir ülke
Greece. Where are you from diye sorduk. I am from Greece dedi. Ben Yunanistanlıyım. Peki senin ırkın ne diye sorduğumuzda, what is your nationality dediğimizde karşı taraf bize I am Greek, ben Yunanım diyor. Bunlar en sık kullanılan ülkelerden bir tanesi. Son bir ülkeden daha bahsedeceğim. Japanese, Japan. Where are you from dedim. Nerelisin? Karşıdaki I am from Japan dedi. Peki Japonyalısın. Peki ulusun ne diyeceğim? What is your nationality dediğimde ise bana ne diyecek? Japanese diyecek. Onu da şuraya yazmak istiyorum. I am Japanese deyince ben Japonum olarak çeviriyoruz. Gençler, eğer şu an not etme imkanınız yoksa bu sayfayı ekranı durdurarak ya da SS'ini alarak kaydetmenizi rica ediyorum. Çünkü bunlar biraz sonra yapacağımız aktivitede çok işimize yarayacak. Dedikten sonra bu sayfa burada dursun. Biz artık önceki sayfaya, yani aktivitemize geçmeden önce son bir kez tekrarlayalım. Ülke olarak Turkey, ulus olarak Turkish diyoruz. Ülke olarak Britain, ulus olarak British diyoruz. Ülke olarak Germany, ulus olarak German diyoruz. Ülke olarak Italy, ulus olarak Italian diyoruz. Ülke olarak French, French, Spain, Spanish, China, Chinese, Greece, Greek, Japan, Japanese diye çeviriyoruz. Bunları aklımızda tutmakta ve not etmekte fayda var dedikten sonra artık ilk ünitemizin ilk aktivitesine geçebiliriz. The first part, look at the map and write the names of the countries under the flags. Flag dediği bayrak. Look at the map. Map harita. Haritaya bakın and write the names of the countries under the flags. Bayrakların altındaki ülkelerin adlarını yazın demiş. Biri bizim için kendi yapmış. Turkey. Zaten bayraktan da anlaşıldığı üzere. The first one is Turkey. Bunu eğer kitaplarınız önünüzdeyse not etmenizi de istiyorum. Birincisi Turkey dedik. İkinci bayrağa bakıyoruz. Look at the second map. Bu bayrak eğer bilmiyorsanız gençler durdurup bu ülkelerin bayraklarını araştırıp o şekilde de yapabilirsiniz. İkincisi Germany oluyor. Üçüncü bayrağımız ise French oluyor. Dördüncü bayrak Italy. Beş England. Six Greece and seven Spain. Dediğim gibi gençler bu bayrakları bilmiyor olabilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız ekran kaydını durdurup videoyu durdurup Google taraması yapıp İspanya yazıp bayrağına bakıp İspanya'nın bayrağını, İtalya yazıp İtalya'nın bayrağını bulabilirsiniz. Şimdi ikinci aktivitemize geçiyoruz. Look at the picture. Resme bakın. Today is the first day of the Florence International Art Course in Italy. Bugün diyor İtalya'da Florence Uluslararası Sanat Kursu'nun ilk günü. Read the greetings. Greetings dediği selamlaşma. Selamlaşmaları okuyun. And the names of the students ve öğrencilerin adlarını da okuyun. Guess their countries and nationalities. Ve onların ülkelerini ve uluslarını tahmin edin. Guess, tahmin etmek, tahmin etmeye çalışın diyor. Şimdi bana zaten az önce bir derse başlamadan önce, aktiviteye geçmeden önce verdiğim ülkeleri aynı şekilde burada da vermiş. Countries ve nationalities olarak vermiş işimize yarasın diye. Ve bizden diyor ki şu insanların selamlaşmalarına görüyoruz zaten baloncukların içerisinde. Bu selamlaşmalarına bakarak onların ülkelerini ve onların uluslarını, ırklarını bize söyleyin diyor. Şimdi birincisi de bakalım. Bunları da bilmemiz imkansız olabilir gençler. Yine Google taramasında aratıp şu kelimeleri yazıp bonjour, hello, ciao, merhaba, hola
gibi cümleleri yazıp, kelimeleri yazıp onların hangi dilde olduğunu bulup ondan sonra cümle kurabiliriz. Birincisine bakıyoruz. Birincisi hello demiş. Gençler hello Almanca derslerinizden de aşina olacağınız bir yapı olacak ilerleyen zamanlarda. Almanca'da merhaba demek oluyor. Şimdi bu Almanca'da merhaba demek oluyorsa bu hangi ülkeden Blue? Almanyalı diyeceğiz. Biz bir insanın ülkesini söylerken nasıl söylüyorduk? İlk slaytımda anlatmıştım. Blue is German. Bu ilk önce ulusunu söyledim. Blue is German. Blue Almandır. O Almanyalıdır demek için de she is from Germany. O Almanyalıdır diyeceğim. Bunu diğer örnekler için de ilerleteceğiz. Geldik Rodas. Rodas telaffuz edemediğim bir kelime kullanılıyor. Bunu gençler bunları ben de bilmiyorum belki de birçoğunu. İnternette arattığım zaman bu arkadaşın Yunan olduğunu yani bu kelimenin Yunanca'da bir kelime olduğunu biliyorum. Yunanca'da bir kelime olduğunu bildiğim için de ne diyeceğim? Rodos Yunan'dır diyeceğim. O Yunanistanlıdır diyeceğim. İlk önce ülkesini söyleyeyim. Rodas is from Greece. Rodas Yunanyalıdır, Yunandır. And he is Greek ve o Yunandır diye çevireceğim. Bunları gençler ben söylerken de not etmenizde fayda var. Bunları da ayrıyeten not edin. Geldik üçüncü resme. Berta, hola diye bir kelime kullanmış. İnternette bunu tarattığımda bunun İspanyolca bir kelime olduğunu görüyorum. Ha, o zaman diyorum ki hola İspanyalıdır ve o İspanyoldur. İlk önce ülkesini söylemek istiyorum. Berta is from Spain and Berta is Spanish. Berta İspanyoldur. İspanyalıdır. Berta İspanyoldur. Geldik dörde. Dörtte merhaba demiş. Bu zaten Türkçe bir kelime. O yüzden diyorum ki Hakan is from Turkey. Hakan Türktür. Türkiye'lidir. And Hakan is Turkish. Ve Hakan Türktür. Fabio, Sio demiş. Bunları muhtemelen çoğu şarkıda duymuşsunuzdur ve internette de arattığımızda bunun bir İtalyanca bir kelime olduğunu görüyorum. Ve diyorum ki Fabio is from Italy. He is Italian. Fabio İtalyalıdır ve he is Italian dedim. Irkı da İtalyandır. Kendisi İtalyandır. Yes. The next person is Frank. Frank says bonjour. Bonjour gençler Fransızca bir kelimedir ve ben buradan anlıyorum ki Frank is from France and he is French. O Fransızdır diyorum. Ve son resim, the last picture. Carmel says hello. Hello is a word in English. İngilizce bir kelimedir ve diyorum ki Carmel is from Turkey. Çok özür dilerim. Carmel is from England. Carmel İngiltere'lidir. And Carmel is English. Carmel İngiliz'dir. Okay. Sanıyorum burada bir artık sıkıntı yok. Ama bunları dediğim gibi ben söylerken de siz de eşleştirip yaparsanız çok önemli ve çok güzel olacaktır. Ülkeler ve uluslar bu şekilde ülkelere cevap verirken he is from ya da she is from diyorum. Uluslarda she is Turkish, she is French, she is Chinese diye bir insanın ulusundan da bahsedebiliyorum. Geldik ikinci aktiviteye. Artık uluslar ve ülkeleri bir kenarda bıraktık. İkinci aktivitemizde bir writing aktivitesi, bir yazma aktivitesi. Hemen bakıyorum. Emin is an Egyptian student in language school in Oxford. Emin, Oxford'da Mısırlı bir
Mısırlı bir öğrenci. Oxford'da öğrenim görüyor ve kendisi Mısırlı. Look at the picture. Resme bakın and write what Emin has got in his bag. Resme bakın ve onun çantasında ne var ne yok ondan bize bir haber edin diyor bize bu aktivite. Şimdi bu aktiviteye geçmeden önce şunları siliyorum. Sanıyorum not etmişsinizdir. Benim yapmam gereken bir şey var. Şimdi gençler, İngilizce'de biz bir şeye sahibim, bir şeyim var derken kullandığımız yapılar var. Şimdi o yapılardan bahsedeceğim. Have got ve has got yapısından bahsedeceğim. Şimdi have got ve has got bizim Türkçe'de sahip olmak anlamında kullandığımız iki tane yapı. İkisi de sahip olmak demek. İkisinin birbirinden farklı olan tek şeyi öznelerine göre çekimleniş biçimleri. Onu hemen şurada göstereceğim. I, you, we ve they de, çok özür diliyorum. We, they de, ben have got yapısını kullanıyorum. Çünkü bu özneler have got yapısıyla çekimleniyor. He, she, it'te ise ben has got yapısını kullanıyorum. İkisi de az önce söylediğim gibi sahip olmak, sadece öznelerine göre çekimleniş biçimleri farklı. Bir örnek vermek gerekirse, we have got a book. Bizim bir kitabımız var. Biz bir kitaba sahibiz. Burada have got kullandım çünkü az önce de gösterdiğim gibi I, you, we'de de have got yapısını kullanıyorum. Veyahut az önce söyledik. He, she, it'li de bir örnek görelim. Ayla has got a smartphone. Ayla bir akıllı telefona sahiptir. Ayla'nın akıllı telefonu vardır şeklinde. Tekrarlıyorum. Have got ve has got sahip olmak demek. I, you, we, they de have got kullanacağım. He, she, it ise has got kullanacağım. Bunları da not etmenizde fayda var gençler dedikten sonra artık ikinci aktiviteme geliyorum. Evet, az önce dedik gibi Mısırlı öğrenci var ve çantasında ne var ne yok ondan bahsedeceğiz. Bu arada eğer sahip değilse hasn't got ya da has not got diyorum eğer he she itse. Ama I, you, we, they de olumsuz yapmak istiyorsam haven't ya da have not got diyorum. Şimdi bize zaten yapmış city map demiş. Bakıyoruz çantasında city map var mı? Evet var gördüğünüz üzere. Ve o yüzden de he has got a city map in his bag demiş. Sonra umbrella demiş. Umbrella şemsiye demek. Bakıyoruz çantasında şemsiye yok. O yüzden de he hasn't got an umbrella demiş. Şimdi devam ediyoruz. An apple demiş. Apple elma demek. Bakıyoruz sahip mi? Hayır çantada yok. O yüzden he hasn't got an apple in his bag. Çantasında bir elma yoktur diyoruz. A mobile phone. Bakıyoruz evet a mobile phone. Telefon var. O zaman diyoruz ki he has got a mobile phone. Gençler ben şimdi burada böyle söylüyorum ama siz izlerken durdurup kendiniz cümleyi kurup tek sonra doğruluğunu teyit etmek için bakabilirsiniz. A passport diyor. Evet bakıyorum yeşil bir pasport var. He has got a passport in his bag diyorum. A notebook diyor. Bir defter diyor. Bakıyorum defter yok çantasında. O yüzden he hasn't got a notebook in his bag diyorum. A wallet diyor. Cüzdan. Evet bakıyorum kahverengi bir cüzdan var. He has got a wallet in his bag diyorum. A student ID card.
Öğrenci kimlik kartı. Evet, bakıyorum, o da var. He has got a student ID card in his bag diyorum. A laptop diyor. Evet, o da var. He has got a laptop in his bag diyorum. Evet, ikinci de eşli olarak çalışmanızı istiyor gençler. Bu internet üzerinde pek mümkün olmadığı için kendiniz A, kendiniz B yazıp cümleler kurabilirsiniz. What have you got in your bag? Çantanda ne var? Bunu mesela ben kendim için yapayım. I have got a wallet. Virgül koyup bunu devam ettirebilirim. A wallet, a pencil, a book in my bag. Çantamda cüzdan, defter ve kalem var diyorum. Üçüncü aktivitemize geldiğimiz zaman gençler, burada resimlerde meslek grupları var. Match the pictures with the jobs. Meslek gruplarını resimlerle eşleştirin diyor bizde. Ve hepsiyle ilgili birer de örnek kurun diyor. İki aşağıda yapmış. Paul'la bakıyoruz. Actor. Paul is an actor demiş. O zaman 5'in yanına A yazıyoruz. Cindy'ye bakıyoruz. Cindy is a waitress. Tabii ilk önce bunlara geçmeden önce bir mesleklerin adlarına bakalım. Engineer, mühendis. Fashion designer, moda tasarımcısı. Waitress, garson. Instructor, öğretmen, öğretici. Actor, zaten Türkçe'de geçti aktör. Chemist, kimyager. Birincisini Paul is an actor dedik. Beşle eşleştirdik. Cindy is a waitress dedik. Üçle eşleştirdik ve cümle de kuruyoruz. Cindy is a waitress. Cindy bir garsondur. Angela is, bakıyoruz hemen. Angela is fashion designer. Angela is a fashion designer. Angela bir moda tasarımcısıdır deyip iki ile eşleştiriyoruz. Lucas'a bakıyoruz. Lucas is an engineer. Lucas bir mühendistir diyoruz. Cameron'a bakıyoruz. Cameron is a chemist deyip Cameron bir kimyagerdir diyoruz. Ve Emmy'ye bakıyoruz. Emmy is an instructor. Emmy öğretmendir. Emmy öğreticidir diyoruz. Dördüncü kısımda ise gençler, bizden koyu kısımlı olan kelimeleri cümle içerisinde anlayıp ya da kelimeleri araştırıp doğru şık neyse onu işaretlememizi söylüyorum. Birincisine bakıyoruz. She is a part-time waitress at a cafe. She is a university student. Şimdi part-time artık Türkçe'ye de geçti. Part-time, yarı zamanlı. O bir kafede yarı zamanlı bir garsondur. Part-time çalışan bir garsondur. O üniversite öğrencisidir. Şimdi part-time demek yarı zamanlı demek zaten. Şimdi şıklara bakacağız. A'da diyor ki she is at a cafe only in the afternoon. O sadece öğlenleri kafededir diyor. B'de ise she is at a cafe all day long. O tüm gün kafededir diyor. Part-time yarı zamanlı olduğu için cevap A şıkkı olacak. İkiye bakıyoruz. It is a gorgeous building in the city centers. I really love it. Gorgeous dediğimiz şey bizim aslında magnificent dediğimiz ya da wonderful, muhteşem anlamına gelen bir kelime. O şehir merkezinde bulunan muhteşem bir binadır. I really love it. Gerçekten orayı seviyorum. A ugly, B beautiful. Çirkin ya da güzel. Az önce söyledik, muhteşem anlamında beautiful, cevap B. 3'e baktığımızda our instructors are very talented dancers. Bunu belki ortaokul müfredatında geçen kelimelerinizden hatırlayacaksınız. Bizim instructor'ımız, öğretmenimiz çok yetenekli bir dansçıdır. Biz gerçekten çok şanslıyız. A brilliant, parlak, muhteşem, yetenekli. B ise terrible, berbat. Cevap talented, yetenekli olduğu için cevap Adana. Dördüncü soruda ise bir deyimden bahsediyor. Kill two birds with one stone. Stone taş demek gençler. Bird kuş, kill öldürmek. Bir taşla iki kuş vurmak. Ne anlama gelir? A doing two things in one action. Bir kerede iki iş yapabilmek. B'de ise
Bir kafeste iki kuşun olmasın demek. Bir taşla iki kuş vurmak zaten deyimsel bir ifade olduğu için cevap A olacak. Bir seferde iki iş yapmak. 5. I am a chemist. I am here with a colleague from the lab. Ben kimyagerim ve ben burada. Colleague dediği gençler meslektaş. Laboratuvarımdan bir meslektaşımla buradayım diyor. A roommate, oda arkadaşı. B workmate, iş arkadaşı. Meslektaş iş arkadaşı demek olduğu için cevap workmate olacak. To chill out after a tiring day is very enjoyable here. Yorucu bir günden sonra rahatlamak, bir nefes almak gerçekten çok keyifli diyor. A. Travel, seyahat etmek. B. Relax, rahatlamak. Az önce de söyledik. Chill out, relax demek, rahatlamak demek. Bu kelimeleri de gençler not etmenizde fayda var. Kelime defteriniz varsa oraya not edip ezberlemenizde, sürekli tekrar etmenizde fayda var. Bugün gençler ülkeler, uluslar ve sahip olmak yapısını öğrendik.